10. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 144 cevapları. Sayısal, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 144 sayısal 6. Mayoz bölünmenin profaz I evresinde 12 tetrat oluşturan hayvansal bir organizmanın kas hücresindeki kromozom sayısı kaçtır? A 6. B 12. C 24. D 36. E 48. Cevap C. 7. eşeğli üreme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Tür içinde çeşitlilik sağlanır. B. Farklı canlılarda farklı şekillerde gerçekleşebilir. C. Yeni oluşan bireylerin çevreye uyum yeteneklerini artırır. D. Tüm canlı türlerinde görülür. E. Yeni gen kombinasyonlarının oluşumunu sağlar. Cevap D. 8. Farklı canlıların üremesiyle ilgili. I. Erkek arılarda sperm oluşması. 2. Fasulye tohumunun çimlenmesi. 3. Dişi farede yumurta oluşumu. Olaylarından hangilerinde crossing over meydana gelir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. IV 2. E. IV 3. Cevap C. 9. mayoz bölünmenin 1. profaz evresinde 40 kromatit gözlendiğine göre, bölünen hücre bölünme öncesi kaç kromozoma sahiptir? A. 4. B. 8. C. 10. D. 20. E. 40. Cevap D. 10. eşeğli üreme ile oluşan iki kardeşin tek yumurta ikizleri dışında genetik yapıları aynı olmaz. Bu duruma neden olarak I. Sperm ve yumurtanın aynı sayıda kromozom taşıması. 2. Sperm ve yumurtanın sitoplazma miktarının farklı olması. 3. Bir spermin rastgele bir yumurtayı döllemesi. 4. Homolog kromozomların farklı kutuplara bağımsız olarak taşınması. Verilenlerden hangileri söylenebilir? A. IV 2. B. 2 ve 3. C. 3 ve 4. D. I. 2 ve 3. E. 2, 3 ve 4. Cevap C. 11. kabuksuz deniz salyangozu denizlerde yaşayan hermafrodit bir canlıdır. Bu canlı ile ilgili. I. 2 cinsiyete ait üreme organı vardır. 2. Hem sperm hem yumurta oluşturur. 3. Genetik çeşitliliği artırmak için kendi türünün başka bireyleriyle döllenmeyi tercih eder. Verilenlerden hangileri söylenebilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. IV 2. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap E. 12. aynı türe ait bireylerin benzerlikleri olmasına rağmen bazı farklılıklara da sahiptir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu farklılıklara sebep olan bir olay değildir? A. Homolog kromozomların bağımsız dağılımı. B. Mayozda crossing over gerçekleşmesi. C. Yumurta ve spermin rastgele döllenmesi. D. Kalıtsal devamlılığın sağlanması. E. Genetik materyalde meydana gelen mutasyonların görülmesi. Cevap D. 10. sınıf kazanım kavrama testleri, matematik, fizik, kimya, biyoloji, sayfa 144 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.